Günaydın hepinize, iyi pazarlar. Bu hafta pazar sohbetlerinde kemik iliği ödemlerinden, bomboniz lezyonlardan ve sonrasında da avasküler nekroz dediğimiz kemikte halk arasında çürüme denen kemikteki problemlerden bahsedeceğim. Aslında sıklıkla kalçada görüyoruz ama dizde, ayak bileğinde ve omuzda da çok azımsanmayacak kadar çok lezyonla karşı karşıyayız. Özellikle son dönemlerde COVID'de gerek virüsün gerekse COVID döneminde kullanılan kortizon dediğimiz o kortikosteroid denen ilaçların yarattığı etkilerle hemen ilaç sonrası değil belli bir süre sonra da olsa bu tarz lezyonlarla karşılaşabiliyoruz. Bazen de idiopatik bir şekilde yani sebebi belli olmadan kemikteki bir takım sıkıntılarla, kemik iliği ödemleriyle karşılaşıyoruz. Hasta çok ciddi ağrıyla geliyor, basınç artışını ve dizinde, kalçasında, ayak bileğinde, omzunda ciddi ağrılarla geliyor. Bazen de bu omuzda, dizde, ayak bileğinde aşırı kullanıma bağlı veya bir takım bağların çekmesine, kasların gerginliğine, omuzda da bir takım kasların yapışma yerlerindeki problemlere bağlı görülüyor. Biz bunlarda başlangıçta cerrahi olmayan metotlarla tedaviye başlıyoruz. Gerek tedavimizde özellikle hastalara bir takım ilaçlar veriyoruz. Bu ödemi azaltıcı ilaçlar ve kemikteki yapıyı kuvvetlendirici ilaçlardan veriyoruz. Daha sonra da diyoruz ki hiperbarik oksijen tedavisi deneyebiliriz diye bahsediyoruz. İşte hem verdiğimiz bir takım özel ilaçlar hem de hiperbarik oksijen tedavisiyle hastaların da bu arada kaslarını kaybetmemesi için yaptığımız bir takım fizik tedavi ajanlarıyla yaptığımız özel tedavilerle hastaları takip ediyoruz. Fakat bunların ileriye gitmesi durumunda işte bu ödemin de avasküler nekroz dediğimiz kemikteki çürümeye sebep olacak tarzda ilerlemesi durumunda da bu sefer kemikteki basıncı azaltıcı ve kemik içerisine özel bir takım kök hücreyle zenginleştirilmiş kemiklerin enjekte edilmesi işlemini yapıyoruz. Son yıllarda tüm dünyada biyoplast denen yöntemlerle işte hem kemiğin basıncını azaltılıp hem kök hücre, bazen özel çimentolar, bazen de kemiği şekillendirerek, macun kıvamına getirerek kemik içerisine enjekte ettiğimiz olgular oluyor. Yakınlarda talus dediğimiz ayak bileği kemiğinde böyle bir ameliyat yaptım. Artroskopik olarak yapabiliyoruz. Açmadan, kemiği kesmeden yaptığımız bu ameliyatla hastanın hem bölümdeki ödemini, o bölümdeki ödemini çözmüş olduk. Hem de kıkırdağına gelen yükü azalttık. Bu söylediğim kalçada, dizde, ayak bileğinde, omuzda hepsine geçerli bu yöntem. Çünkü kıkırdağın altındaki kemik çökerse kıkırdak da çöker ve kireçlenme kaçınılmaz hale gelir. İşte bu biyoplast denen yöntemle bizim uyguladığımız yöntemde kişinin kemiğini kök hücresiyle birleştirip macun kıvamında içine sıktığımız bu yöntemle tüm dünyada da başarılı sonuçlar alınıyor. Son jenerasyon tedaviler işte bu konservatif dediğimiz cerrahi diş tedaviye cevap vermeyen olgular için bir umut oldu. Bu tedavilerin sonuçlarını da yakında sizlerle ve iyi dergilerde paylaşmış olacağız. Hepinize kolaylıklar dilerim.